Px baş katsayısı 1 olan 5. dereceden bir polinommuş ve bize bu şekilde eşitlikleri vermiş. Buna göre P0 nedir demiş. Bakın şimdi şuraya dikkat edin. P1'in 11, P3'ün 11, bir de P5'in 11 olduğunu görüyorsunuz. O zaman aslında biz polinom oluşturma sorusu gibi düşünelim. İçerisinde x-1 diye bir çarpan olsa, x-3 diye bir çarpan olsa, x-5 diye bir çarpan olsa, ve bunların x'e 1 yazdığınızda 11, 3 yazdığınızda 11 diyorsak o zaman artı 11 diye kalan da sabit olduğu için dışarıya ortak bir 11 yazalım. Yalnız tutturamadığım şey ne oldu şu an? Başka sayısının 1 olmasını hesaplayacağım bir de 5. dereceden olmasını hesaplayacağım. Şu an 3. yüzeyden o zaman benim 2 dereceye daha ihtiyacım var. O zaman bunun başına başka sayısında 1 olacak şekilde x kare artı ax artı b dersem şu an benim ifadem kaçıncı dereceden olmuş olur? 5. yüzeyden olmuş olur. İşte bizim px'mizde bu geldi. Şimdi verdikleri P2 47, P4 de eksi 79. Şimdi bunları kullanalım. O zaman x'e 2 verelim. O zaman P2 2 verdiğimizde ne yaptı? 4 artı 2a artı b yaptı. 2 verdik ne oldu? 1. 2 verdik ne oldu? Eksi 1. 2 verdik ne oldu? Eksi 3 artı 11. İfadesi kaça eşitmiş? 47'ye. O zaman buradan bir düzenleme yapalım. Burası 3 parantezinde 4 artı 2a artı b kaça eşit? 11'i öbür tarafa attım. 36'ya. O zaman burası 12 yapacak. O zaman ne geldi arkadaşlar? Şuraya yazayım isterseniz. 2A artı B ifadesi. Şimdi burası 12 yaptığına göre 2A artı B ifadesi 8 yapacak. Şimdi aynı şekilde biz neyi kullandık? P2'yi kullandık. Şimdi neyi kullanalım? P4'ü kullanalım. Yani X'e 4 yazalım. X'e 4 yazdığınız zaman o zaman P4 eşittir. X'e 4 verdik. Nerede? Burada. Yani aslında ifadenin tamamında x'e 4 veriyoruz. O zaman 16 artı 4a artı b çarpı 4 verirsek ne yaptı? 3. 4 verirsek ne yapar? 1. 4 verirsek ne yapar arkadaşlar? Eksi 1. Buraya bir eksi 1 yazdım. Artı 11 ifadesi de kaç eşitmiş? Eksi 79'a. Şimdi tekrar düzenleyelim. Burası eksi 3. O zaman eksi 3 tane 16 artı 4a artı b ifadesi kaç eşittir? 11'i öbür tarafa atarsam eksi 90'a. O zaman buradan şurası ne yapacak? 30. O zaman 4A artı B ifadesi de kaç yaptı? 14 yaptı. O zaman şurayı eksi toplarsam 2A 6. A kaç yapar? 3. A'ya 3 verdim. B'si kaç geldi? 2. O zaman burası 3 burası 2'ymiş. Şimdi biz polinomuzu oluşturduk. A'sını B'sini de bulduk. Şunlar yok artık. Şuraları şunları yokmuş gibi düşünelim. Şunlar yok. O zaman bizden ne istiyor? P0'ı. O zaman x yerine yazalım burada? 0 yazalım. O zaman P0 eşittir. 0 gitti. 0 gitti. Ne kaldı? 2 kaldı. 2 çarpı 0 verdim. Eksi 1. 0 verdim. Bir sonrakinde eksi 3. 0 verdim. Eksi 5 artı 11. Düzenlersek ne yapacak arkadaşlar? Bunları çarptık. Eksi 15 eksi 30 artı 11'den o zaman doğru cevabımız nedir? Eksi 19'dur diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. bir gerçel sayı Px baş 2 iki olan ikinci bir polinommuş. Pk kare eksi 1 ve pk kare artı 1 de 0 eşitmiş. Bu aslında şu demek aslında. Hani mesela p2 eşittir 0 diyorsa bizim polinomumuzun x eksi 2 diye bir çarpanı vardır diyoruz ya. Burada da aynı mantığı kullanalım. O zaman bizim polinomumuzun x eksi k kare artı 1 şekli bir çarpan olsun. Şundan dolayı. Tamam Aynısını alttakinden de yapalım. O zaman x eksi k kare eksi 1 diye de bir çarpan olsun. Başka sayısı da 2'ymiş. Burayı da ne yazalım? 2 yazalım. O zaman bizim polinomumuz ne gelsin? Bu şekilde gelsin. Şimdi bu dediklerine göre, şimdi biraz burayı düzenleyelim. Şunu yalnız silmem gerekirken karaladık. Neyse devam. Şimdi P X artı 1 polinomunu X eksi 1 ile kalan ne yapıyorduk? Böleni sıfıra işleyip en büyük derece terimini yerine yazıyorduk. Yani bizden bize ne vermiş? P 2'yi 16 vermiş. Peki ne soruyor? X'e sıfır veriyoruz yine bölende. Bakın çünkü P x polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan dediğinde böleni 0 eşitleyip yerine yazdığımızda bize ne soruyor? P eksi 2. Şimdi P2 16 ise o zaman buradan bir başlayalım bakalım nasıl çıkacak. X'e 2 verdim. O zaman P2 eşittir. 2 çarpı 2 yazdığımda ne oldu? Burası 3 eksi k kare oldu. Şimdi x'e 2 verdik. Burası da ne yaptı? 1 eksi k kare yaptı. Bu ikisi 3 buranın çarpımı kaç? 16. O zaman burası ne yapar? K üzeri 4 eksi 4 değil mi? Eksi 4 k kare artı 3 8 yaptı. 8'i sola attım. O zaman k üzeri 4. Eksi 4 k kare eksi 5 eşittir 0'dır. Şimdi burayı ne yapalım? Çarpanlarına ayıralım. O zaman burası k kare eksi 5. K kare artı 1 ne yapacak arkadaşlar? 0 eşit olacak. E buradan biz ya k kare eşittir 5 diyeceğiz ya da k kare eşittir eksi 1 diyeceğiz. E k bir gerçel sayısı k karenin eksi 1 olma şansı yok. O zaman k kare kaçmış? 5'miş. O zaman şurada biz ne yapalım? k kare yerine 5 yazalım. Şimdi polinomu baştan yazıyoruz. O zaman px eşittir. 2 çarpı k kare yerine 5 yazarsak o zaman ne oldu orası? x şimdi şuraya k kare yerine 5 yazınca orası x eksi 4 yaptı. Çarpı k kare yerine 5 yazınca orası da ne yaptı arkadaşlar? x eksi 6 yaptı. Peki bize ne soruyor? p eksi 2 o zaman şimdi x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak sorunun çözümünü buluruz. 2 çarpı, çarpı eksi 6 çarpı eksi 8'den 6 kese 8 48 48 çarpı 2 96 yapar. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdiki sorumuzda Px'in derisinde 11 Qx'in derisinde 9 vermiş ve sonra gitmiş Px'i Qx'e bölmüş ve gitmiş Kx bölümünü elde etmiş. Şimdi o zaman biz şöyle bir şey yapalım. O zaman biz Px'e ne yapıyoruz? Gidiyoruz Qx'e bölüyoruz. Qx'e böldüğümüz zaman bir tane Kx diye bir bölümü elde ettik. Doğru mu? Şimdi bizim bir deneyimiz olacaktır. Kalanımız olacaktır. Kalanı da buraya ne yapalım? İfade edelim isterseniz. Mesela ne diyelim oraya? Bölüm, Bx diyelim. Tamam. Şimdi şöyle bir mantık kuralım. Bizim buradaki ifademiz kaçıncı derece? 11. dereceden. Ben şimdi bunu gidip 9. derece bir ifadeye bölersem burası kaçıncı derece olur? 2. derece. O zaman kx polinomu 2. derece bir ifadedir. Bakın kx polinomu ile ilgili detay da vermiş. Başka sayısı 1 ve x, x eksi 3 bölümüne kalan 19. O zaman mesela ne diyebiliriz? X'e 3 verip burada yerine yazdığınızda o zaman siz K3 için ne elde edersiniz? 19 elde edersiniz. Bir de bir şey daha söylemiş orada bize ekstradan. KX 2 polinomun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı deyince X'e kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. 1'i buraya yazdım. O zaman K kaç yaptı arkadaşlar? K 1 3 yaptı. Bir de ben ne biliyorum arkadaşlar? K3'ün 9 olduğunu biliyorum. Onu da buraya yazalım. K3 de 9'muş, 19'muş. Şimdi bunu kullanacağız. Yalnız başka katsayısı 1 olan bir polinomdan bahsediyoruz. O zaman başka katsayısı 1 ise x kare artı ax artı b diye kx polinomunu atadık. Şimdi gelin k 3 19 yapalım. Yani x'e 3 verelim. x'e 3 verdiğim zaman 9 artı 3a artı b kaç yapar? 19. x'e eksi 1 verirsek 1 eksi a artı b de kaç yaptı? 3 yaptı. Şimdi mesela buradan bunu çıkaralım. B'ler birbirini götürsün. 9 eksi 1 8. 3A'dan A çıkarsa, eksi A çıkarsa 4A yapar. 19'dan 3 çıktı 16. O zaman 4A eşittir 8. A buradan kaç yapar arkadaşlar? 2 yapar. O zaman A'sı 2'ymiş. Peki A yerine 2 yazarsak. Mesela buraya 2 yazdık. Burası ne yaptı? Eksi 1. Öbür tarafa attım 4. Demek ki burası ne geldi? Bu şekilde bir polinom geldi. Yani benim Kx polinomu x kare artı 2x artı 4'müş. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? k x artı 4 polinomu sabit terim. Sabit terim deyince x'e 0 veriyoruz. Gidiyoruz burada yerine yazıyoruz. Yani vatandaş bize ne soruyor aslında? k 4'ü soruyor. Biz de x yerine 4 yazıyoruz. O zaman k 4 eşittir. 16 artı 4 yazarsak 8 artı 4. Yani cevabımız ne gelecek? 28 gelecek. Yani doğru cevabımız denizdir. Şimdi aşağıdaki panoda 5 tane polinom bölmesi vermiş ve hepsi kalansız bölünmüş. Bir tanesini örnek olarak referans alalım. Mesela Px ne demek aslında? 6 tane Qx demek. Sonra bir yeşildeki de bir de yeşil kağıtta ne diyor? Qx de 20 tane Rx'tir. O zaman biz ne yapalım? Buradaki Qx yerine bunu yazalım. Aynısını burada yapalım. Burada yapalım. Burada yapalım. Bunu tekrarlayalım o zaman. O zaman biz şimdi şöyle söyleyelim. Px polinomu 6 tane qx. qx yazarken ne yazacağım? 20 tane rx. rx yazarken 42 tane hx. hx yazarken 72 tane kx. kx yazarken de 110 tane mx. O zaman 110 tane mx geldi bizim px polinomumuz. Bize ne diyor? Başka sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi şunları doğru çarpanlara ayırsak bence doğru sonuca ulaşırız. 6 denirse şey 2 çarpı 3 20 dediğiniz şey 4 çarpı 5. 42 dediğiniz şey 6 kere 7. 72, 8, 9. 110 da 10 çarpı 11. Yani ne yaptı aslında? 11 faktöriyel çarpı mx yaptı. Peki bir de ne soruyor? Başkası ise en az kaçtır? O zaman doğru cevabımız denizdir. Px kat sayılı rakamlardan oluşan eninci derecen bir polinom. Şimdi Px artı bir polinomu ne yapıyor? x, x 9 ile böldüğünde kalan ne yapmış oluyor arkadaşlar? 4 basamaklı ABC sayısı elde ediliyor. O zaman x yerine ne yapıyoruz? 9 yazıyoruz. 9 da buraya yazdık. O zaman ne yaptı arkadaşlar? P10 eşittir. A, B, C, D 4 basamak sayısı yaptı. Şimdi buna göre n 3'tür demiş. Şimdi biz kastelere rakamlardan oluşan bir polinom 50. dereceden ve biz x yerine 10 yazdığımızda aslında ne yapmış oluruz? Hani 3. dereceden bir şey olması lazım burada. Neden? Çünkü atıyorum mesela şöyle olsun. E, A çarpı x üzeri 3 artı B çarpı x kare artı C çarpı x artı D şeklinde bir şey elde edilsin. Bu arada A, B, C, D'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama 4 basamaklı dediğine göre A'nın sıfırdan farklı bir sayı olması gerekiyor. O zaman ben x yerine 10 verdiğimde ne oluyor burası arkadaşlar? Bina, 100b, 10c artı de. Yani aslında bunun çözümlenmiş hali oluyor. O zaman en eşittir 3'tür demek kesinlikle doğrudur. O zaman ikinci öncülümüz pardon birinci öncülümüz doğrudur. Px'in baş katsayısı a'dır demiş. Şimdi evet buradaki baş katsayı en büyük yüksek kuvvetten gelecek. O zaman baş katsayısı a'dır demek doğru mu? Evet doğru. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Px polinomunda çift derece terim yoktur. Çift derece terim yoktur diyemem. Hani b için sıfırdır diye bir şey söylememiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman hani bununla ilgili kafamda deli sorular. O zaman doğru ne gelmesi lazım? Denizi gelmesi lazım diyebiliriz. Px tam sayı katsayı bir polinom. A ve B birer tam sayı olmak üzere böyle bir eşitlikten bahsetmiş. P2, P3, P4, 28. O zaman biz şöyle bir şey söylesek. Polinomumuz x eksi 2'ye bölünse, x eksi 3'e bölünse, x eksi 4'e bölünse hep kalan ne gelecek? 2528 gelecek. Yalnız bölümümüz de bilmiyoruz. Bir de buraya QX yazdım. Ekstradan bir de başına ne yazalım? K yazalım. Bizim polinomuz bu gelsin. Çünkü başka sayısıyla sayısı ile ilgili bir ifade vermemiş. Orada bir K olacak. Şimdi bakın bunlar arka arka gelen sayılar. O zaman bunlardan bir tanesi kesin. Şimdi arka arka gelen 3 tane sayı olduğuna göre bunların bir tanesi 3'ün katıdır. Bunların bir tanesi 2'nin katıdır. O zaman burası kesin ama kesin 6'nın katıdır. Kesin. Yani istediğiniz rastgele 3 tane arka arkaya sayı söyleyin. 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlla ki bir tanesi bunların arka arkaya geldiğine göre ne olacak arkadaşlar? 3'ün katı olacak. E arka arkaya gelen 3 tane sayıdan minimum bir tanesi de 2'nin katıdır. O zaman burası genel olarak 6'nın katı olan bir sayı gelecek. O zaman mesela PA dediğinizde ne geldi arkadaşlar sizin için? 6M artı 2528 gibi bir sayı geldi. O zaman biz 2528'e altının katını eklediğimizde şıklardan bir tanesi hangisi olabilir diye bakmış. Mesela 3000'e 2528 çıkarsak yakında olduğu için böyle yaptım. 472. Şimdi 472 altının katı mı? Eğer altının katı ise tutacaktır. 472, 480 yok olmadı. Mesela 472 6'ya böldüğünüzde 7 kere var. 42, 52, 7, 8, 48 gördüğünüz gibi 4 arttı. O zaman 3000 olamaz. Doğru mu? İşte bu mantıkla ilerlersek mesela A şıkkına bakalım. Yani bir oradan deneyelim, bir buradan deneyelim. Durmaya çalışıyoruz. 2528 çıkardım ne yaptı? 90. A güzel. 96'nın katı mı? Katı. O zaman doğru mesela Adana olabilirmiş. Teker teker diğer şıklara baktınız. O zaman olmayacak. Altın katı olan. Değil mi? E, eklendiği zaman 96'nın katı olduğuna göre o zaman altın katına 2528 ekleyince 2618 ne yapabilir? Olabilir diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız Adana'dır. Şimdiki sorumuzda ABC B, sıfırdan farklı tam sayılar demiş ve PX X bu şekilde ifade etmiş. P, A, B'miş, B, miş, P, C de A'ymış. Şimdi mesela önce şununla başlasam. C eşit ya burada sabit var. Oradan içime yarayacağını düşündüm. O zaman polinoma B yazdım. O zaman A çarpı B kare artı B yazınca B kare artı C eşittir C geldi. Bunlar birbirini götürdü. B kare parantezinde A artı 1 ne yaptı arkadaşlar? Sıfır yaptı. Şimdi bu A, B, C sıfırdan farklı tam sayılarmış. O zaman B kare sıfır olamayacağına göre burası sıfırdır. O zaman A nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Demek ki A'sı eksi 1'miş. Yani benim polinomum aslında A yerine eksi 1 verdiğimde eksi x kare artı Bx artı C geldi. Şimdi bunu yakaladık. Şimdi mesela burada ne diyor? Polinoma eksi 1 verdiğinde b geliyor. O zaman sayısal değer en azından bir deneyelim. Polinoma eksi 1 yazdık. Eksi, çünkü a eksi 1'di. Eksi 1 yazdığımda ne oldu? Eksi 1'in karesi 1 ama eksi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi b artı c kaça eşit işte arkadaşlar? b'ye. O zaman c buradan bu arkadaşları öbür tarafa atarsak 2b artı 1 yapar. Tamam böyle bir şey yakaladık şimdi. En azından. Şimdi geldik PC'ye, şimdi biz bunu kullanmıştık, PC'deyiz. Polinoma C yazıyorum. Peki polinoma C yazdığım zaman nerede? Burada polinomumuz bizim. C yazıyoruz. Eksi C kare artı BC artı C ne eşit? A eşit. A da aslında ne eşit? Eksi 1 eşit. Demek ki burası eşittir. Eksi 1. Peki bakalım. Şimdi ben burayı C parantezine mi alayım? Ne yapayım? E, C eşittir. 2B artı 1. Hani B'yi mi yalnız bıraksak? Nasıl isterseniz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. C parantezinde eksi C artı B artı 1 eşittir. Eksi 1'miş. C yerine 2B artı 1 yazıyorum. C yerine 2B artı 1 yazınca değil mi? C yerine 2B artı 1 yazınca o zaman eksi 2B eksi 1 artı B artı 1 eşittir. Eksi 1 geldi. Şu eksi 1 ile artı 1 gitti. Şu ikisi eksi B yaptı. Eksi B çarpı 2B artı 1. Kaç eşit olacaklar? Eksi 1'e. Şimdi bu eşitlik sağlanması için ne yapalım? İsterseniz burayı düzenleyelim. Eksi 2b kare eksi b eksi 1 de buraya attım. Artı 1 eşittir 0 oldu. Şimdi çarpanlarına ayıralım isterseniz. Sol tarafı eksi 2b b diye yazalım. Artı b diye. Burası da ne olsun? 1'e 1. Yazarken sağa doğru yazıyorum. Eksi 2b artı 1 ile b artı 1'in çarpımı 0 yaptı. O zaman b buradan ya 1 bölü 2'dir. Ya da B buradan eksi 1'dir. Ki B'nin 1 bölü 2 olma şansı yok. O zaman B'de ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 geldi. B yerine eksi 1 yazarsam C'si ne oldu? C'si de eksi 1 geldi. 3'ü de eksi 1 geldi. O zaman bizim polinomumuz ne oldu? Px polinomu. Şöyle kendimize bir yer açalım derken sabot ettik. Şöyle yapalım. O zaman Px eşittir. Eksi x kare. Eksi x eksi 1. Ne istiyor bizden? P1'i x yerine 1 yazalım. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Yani kaç yapacak? eksi 3 yapacak diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Px baş katsayısı 1 olan bir polinom a ve b birer pozitif tam sayı ve p kare ifadesi buymuş. Şimdi bizim polinomumuz ikinci derece olmalı ki biz bunun karesini aldığımızda x yarı 4'lü gelsin. O zaman px'imiz bizim. Şimdi nasıl başlayacak? Ax x başlayacak. Yalnız en büyük derece Şimdi Ben bunu bir kere yazayım isterseniz ama orada a yazmayayım kx kare artı mx artı n yazalım. Bunun karesini alalım. Şimdi siz en büyük derece terimin karesini aldığınızda değil mi? O zaman ne gelecek? x üzeri 4 gelecek. Demek ki sizin aslında şuradaki k diye bahsettiğiniz şey yokmuş. 1'miş. Aynı şekilde siz sabitin karesini aldığınızda değil mi? n'in karesini aldığınızda burada 9 yansıyorsa o zaman sizin n dediğiniz şey nedir aslında? 3 ya da eksi 3'tür. O zaman bizim polinomumuzun iki tane ihtimali var. Px dediğimiz şey x kare artı mx artı 3 ün karesi ya da buraya yazalım px eşittir. Hatta şöyle yapalım. Bu p1 olsun bu p2 olsun. Tamam mı? Ona göre biz anlarız hangisi olduğunu. p2x olursa da x kare artı mx eksi 3'ün parantez karesi arkadaşlar. Şimdi bizden ne istemiş? Ben bunun parantez karesini aldım demiş. O zaman biz şu p1x'in bir karesini alalım. Tamam mı? karesini alırsak üstteki ifade eşit işte olacak. Şimdi kare alırken her terimin karesini alalım. x üzeri 4 artı m kare x kare artı 9 artı 2 parantezinde. Şimdi bunları ne yapalım arkadaşlar? İkili ikili çarpalım. Mesela bu ikisini çarpalım. M x küp artı bu ikisini çarpalım. 3x kare artı şu ikisini çarpalım ne yapar? 3mx. Yalnız 2'yi de dağıtarak yazalım. Şimdi o zaman x üzeri 4 artı çok düzenlemeyelim de bence aynen öyle kalsın. Tamam mı? Oradan sonra ben yukarıdaki ifadeyi eşitleyeyim. 2 x küp oradan eleman seçelim. Olur mu? Şimdi bunu düzenlemeye kalkarsak vurulabiliriz. Şimdi o zaman x üzeri 4, x üzeri 4 tamam. Şimdi ax küp, x küp ifade 2m. Demek ki burası a dediğiniz şey 2m'miş. Bunu yakaladık. Şimdi bunu hallettik. Ee, burada x kare terim 22 x kare nasıl geliyor bir şurada MX, m kare x kare bir de şu o zaman buradan ne deriz arkadaşlar m kare artı 3 mü peki biz bunu 2 ile çarptık mı burası 6 olacak galiba çünkü bunu 2 ile çarptık bunu da 2 ile çarpacaktık o zaman burası m kare artı çünkü orada bir kare gelmesi gerekir öyle bir garip grup olmaması lazım m kare artı 6 22 ise m kare 16 m buradan 4'tür ya da x 4'tür Yalnız m-4 olursa a ve birer pozitif tam sayı demiş ya. O zaman bu engel çengel çıkartır. Demek ki m dediğin şey 4'müş. O zaman a dediğin şey ne geldi? 8 geldi. Peki b'si nerede? x'li terimde. Arkadaş soru biraz uzun ya. Ee, x'li terim nasıl oluşuyor? Bakalım bakalım. Bir şuradan 3 mx'ten oluşuyor. O kadar. m'e de 4 bulduk. O zaman 12x mi yaptı orası? x'li terimin kat kaç yapmış? b. Değil mi? Yanlış bir şey yapmadım. Aa, bak burada da. Burası 6 olacak. O zaman ne yaptı orası? 6 kere 4, 24 yaptı değil mi? X'i çünkü 4'tü, pardon M'i 4'tü. Buraya 4 yazarsak 24x yapar. 24x neye eşit? Bx'e. O zaman Bf'de 24 geldi. O zaman bizim polinomumuz ee, x üzeri 4 artı ax küp artı 22 x kare artı 24 x artı 9 oldu. Şimdi biz şunu yazalım isterseniz. Bizim polinomumuz neredeydi? Buradaydı. O zaman bizim p 1 x'imiz ne gelecek arkadaşlar? m'i 4 bulduğumuzda x kare artı 4 x artı 3'ün karesi gelecek. Bu kim arkadaşlar? Bakın karesi alınmış hali bu. O zaman aslında bizim polinomumuz şu olmalıdır. x kare artı 4 x artı 3. Doğru mu? Çünkü biz bunun karesini aldığımızda bu geliyor. Bunun karesini alınca bu geliyor. O zaman bizim polinomumuz bu. Bize ne soruyor? e, x'e 5 verince p5'i soruyor. O zaman biz de gidiyoruz p5'i buluyoruz. p5'i bulmak istediğimizde x yerine 5 yazıyoruz. 25 artı 20 artı 3'ten ne geliyor arkadaşlar? 48 geliyor diyebiliriz. Var mı şıklarda var. O zaman doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi şu taraftan da işlem yapacak olursanız o taraftan aynı şeyin gelmediğini anlayacaksınız. Yine burada hengame içinde kaybolmayalım. Yani doğru ne gelsin? 48 gelsin. Dua ettik. İlkinde tutturduk. Diğerinde yapsaydık bir daha bu işlemi yapacaktık. Tamam. Doğru cevabımız C yapmış. Zener öğretmen katsayılar toplamı 2 olan bir px polinomu ile ilgili iki farklı bölüm işlemi tahtada yapmış fakat bu işlemlerin bölümlerini silmiş. Şimdi bu arkadaşın içinde bu arkadaş bir kere bakın bunların dereceleri aynıdır. Yalnız katsayıları farklıdır. Siz px polinomu atıyorum x küplü bir ifadeyken siz buna 2x yazarsanız sizin ifadeniz 8 x küp olacaktır. Yani bunun kuvveti kadar siz ne yapıyorsunuz? 2'nin kuvvetini alıyorsunuz. E doğal olarak o zaman siz p 2 x'e Px'e böldüğünüzde o zaman içinde 8 kere vardır diyebiliriz normal bakkal bölmesi mantığıyla. O zaman biz de aynısını yapacağız. Yani p 2 x 1. Şimdi şurası işlemde. p 2 x 1 eşittir. 2 üzeri n tane px 1 demek. Çünkü n'i bir polinom olsun. Bir de kalanım var benim. Nedir o 3x 3 x 3. Kasayar toplamı 2'ymiş. Yani ben ne öğrendim? P1'in 2 olduğunu. Bir de böyle bir cümle var. Bu da ne demek arkadaşlar? P x artı 1 eşittir. x eksi 2 qx artı 11. x yerine 2 verirsek bu gider. O zaman buradan ne gelir? 2 verdiğimizde p3 eşittir 11 gelir. Şimdi bakın 3 yapmak için x'e 2 verelim. O zaman bakın bu cümleden ne geldi? O zaman P2 verdim. P3 eşittir. 2 üzeri n çarpı P1 artı 2 verdim. 3 geldi. Şimdi P1 kaçmış? 2 2'ymiş. O zaman buraya 2 yazdım. P3 kaç? 11. O zaman 13 buraya attım. Burası 8. O zaman burası ne yaptı? 4. n kaç yaptı? 2. Demek ki benim polinom 2. derece. O zaman şuraya 2 yazdım. Şimdi benim elimde şöyle bir denklem var. Çok da veri yok. P7'yi bulmak istiyorum. P7'yi bulmak için X'e kaç yazayım? 4. Bak 4 yazdım ne geldi? P7. Ha. O zaman P7 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı. Kaç yazmıştık? 4. 4 eksi 1. 3. Artı kaç yazmıştık? 4. 12. 9. Peki P3 ne? 11. Buraya 11 verirsek 44 artı 9 ne yapar? 53 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Px baş katsayısı 1 olan 4. hecen bir polinom olmak üzere. P1 10, P2 20. Bakın hep yazdığınızın ne? 10 katı değil mi? O zaman biz şöyle bir cümle kurabiliriz polinom için. Yalnız 4. hecen ona dikkat edelim. Mesela x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 diyelim. Bir de x eksi k ekleyelim. Ama dışına da yazdığımın hep 10 katı ise o zaman kalan için ne diyelim? 10 x'tir diyelim. 1 verince 10, 2 verince 20, 3 verince de 30. Şimdi P5 artı P1 eksi 1. O zaman buradan kesin gelecek. 5 verdim. 5 verdim. 4, 3, 2, 5 verdim. 5 eksi K. Şimdi orası bir karışması. 5 eksi K artı kaç? 50. Yani burası ne yapar? 4, 12, 24. 24 parantezinde 5 eksi K artı 50. Bu P5. Bir de neyi bulacağız? P eksi 1'i. Eksi 1 verdim. Eksi 2. Eksi 1 verdim. Eksi 3. Eksi 1 verdim. Eksi 4. Eksi 1. Eksi, 1, eksi k. Eksi 1 verdim. Eksi o. Düzenlersek burası ne yapar? Eksi 24 parantezinde eksi 1 eksi k eksi o. Şimdi bunları alt alta toplayalım. O zaman buradan ne gelecek? Eksi 24 k buradan artı 24 k birbirini götürdü. Buradan 120 24 ekledim kaç yaptı? 144 yaptı. Bir de buradan 40 geldi arkadaşlar. O zaman ne geldi? 184 geldi diyebiliriz doğru cevabımız için.